Bey şimdi siz de kendinizi bu olayın merkezine koyduğunuzda bu kadar çok tesadüfün ve rastlantının olması garip değil mi? Garip, bence de garip çünkü yani eğer ki biriyle gidiyorsanız yoksa şimdi polislerde kaydı falan vardır. O zaman arasın bağlansın söylesin beni. Esra. Peki hayır, şöyle durumda bir şey zaten Turan Mete ismi karşısına nasıl çıkıyor? Noterde çıkıyor, araba evet devrediliyor. Aynen, noterde, evet. Şimdi ya sosyal medyada mesela bir tek sizi takip ediyor. Bu soruyu tekrarlamak istiyorum, siz de lütfen cevap hakkınızı kullanın. Diyor ki bir tek onu takip ettiğine göre, Turan'ı takip ettiğine göre oradan görüşüyorlardı diye düşünüyor. Sana şunu söyleyeyim, o hesap sahte oldu zaten belli değil mi? Ben sadece internet için bana bu hesabı dedi ki bu hesaptan beni kaydet, buradan konuşalım dedi. Hani araba şeyini dedi, şu an müsait değilim dedi. Bana bunu söyledi, ondan dolayı ben de telefonla hani kendi numaramı da verdim, aramak istemedim. O da aramak istemedi, dedi buradan şey yaparız, biz pazarlığı yaptık, o şekilde geldim görüştüm. Başka bir var şey mı o yazışmalar elinizde? Sizin işlem vardır, bakmam lazım. Bakmanız lazım. Buyurun Cihan Esra Bey. Hanım, Meral Hanım'ın eşi soru soracak size. Yok, ona sormuyorum. Tabii. Arabayı alan bir kişi arabayı ekspere getirir, sağına soluna bakar. Hı-hı. Ama kamera kazası var mı, bir evet, şey var mı? Kamera kayıtlarında noterden alıyor, basıyor gidiyor. Niye bir ekspere falan getirmiyor? Buyurun. Ya da niye bir sıkıntısı var mı diye sormuyor. Yazarsanız zaten orada yazmışım. Ben 115'te bulmuşum, ekspere de koysam piyasası bana uygun geldi. Alsat yaptığım için 15-20 bin lira para bırakıyor. Ve getirmez İzmir'de ekspere koymuşum. Şeyini de göstereyim mesela. Kameralara şeyde ekspere raporları da göndereyim size. Anladım. Ben efendim, uygun değil. Ederi oydu o arabanın. Uygun diye almadınız. Ederi oydu, o yani fiyata aldınız. Yani yüzlük arabayı 50'ye alsa ederi olur. Hayır, ama şu anda arabanın ederi 130 ya da 115, 120. O elin şu an onun aldığı araba 150, 160, 200 yapmıyor. Ya da 80, 90 da yapmıyor. Ederi ve değeri uyudu. O yüzden o fiyata aldı. Bu ilan verilen o site, aldığını söylüyor. Siteden de öğrenilebilir aslında. Çünkü evet, şöyle bir iddiası var eşin. Diyor ki benim eşim E-Devlet'ten randevu bile alamazken böyle bir sosyal şeyde platformda arabayı satışa çıkarmasını da anlam veremiyor aslında. Evet. Kesinlikle onu yapabilecek bir kapasitesi yoktu Meral'in. Siz bu ilan duruyor mu sizde? Normalde benimle ne alakası var? Ben şey yapmışım zaten ya, orada yasal kameralarda her şey görülüyor. Hayır hayır. İlan şey duruyor mu sizde? Hani mesela şöyle yaparız, screenshot alırız ilanı. Zaten şey almamışsa, ilan kalkmamışsa duruyordur orada verdiği. Kaydediyordur. Bazen satıldıktan sonra ilanlar kalkıyor ama hani böyle bu görüntüler var mı? Mesela aslında Cihan Bey şunu da istiyor. Diyor ki ya gerçekten böyle bir araba satışıyla ilgili yazıştılarsa ben bunu bir göreyim, kafam rahat etsin diyor. Evet. Ben yine söylüyorum, yazıştım ettim. Benim eğer ki onun eşiyle bir sorunum, bir bağım, bir şeyim varsa gelin beni araştırın. Gene benim tüm çevreyi araştırın hanımefendi. Ya koca Türkiye'de bir araba alacaksınız. Arabayı satan kişi bugün evden çocukla değil beraber kaçan kişi olacak. Ayaküstü size devredecek ve tüm olayın merkezinde siz olacaksınız. Siz kız kardeşimsiniz ben Meral. Ben Cihan'ın ablasıyım. Cihan'ın ablasınız. Evet. Tüm o yani bu 12 Mayıs'tan beri gün gün saat saat araştırma yapan da sizsiniz. Evet. Konuya da çok vakıfsınız. Evet, benim. Biz Meral o yolu seçmiş, o kimeyle gittiyse o kişiye gitmiş, bize çocuğumuzu versin. Sonuna kadar çocuğumuzu alana kadar peşindeyiz. Bu 10 senede olsa, 20 senede olsa o çocuğun peşindeyiz. Peki. Evet. İki kardeşi ayırmaya hakkı yok. Bizim bir çocuğumuz da evde çok perişan. Benim annem, babam, hepimiz çok perişanız. Sanırım aile olarak ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıyasınız. Kesinlikle evet. Turan Bey, Göksal Kılıçparlar ismindeki bir kişiyi tanır mısınız? Evet tanırım. Kimdir bu kişi? O benimle usta arkadaştı. Neyiniz? Usta arkadaşım benim. Usta arkadaşınız? Evet. Aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Hayır, aynı iş yerinde çalışmıyorum. O bayağı bir bilgisayar maskeyde çalışıyor. Efendim? Başka yerde çalışıyor iki senedir benim bildiğim. Peki Göksal Bey neydi ismi? Nasıl? Bir dakika, ismi neydi? Göksal Bey, Meral Hanım'ı tanıyor mu? Vallahi ben nereden bileyim, tanıyor mu tanımıyor mu, öyle bir şey söylüyorsunuz ya hanımefendi. Hayır ben sorayım yani, ben aklıma gelen, şimdi ekip arkadaşlarım bana bir isim verdiler. İhbar hattına gelen bir isim. Turan Mete, Göksal Kılıçparlar'ı tanıyor mu? Evet tanıyorum dediniz. Meral Hanım'ın Göksal Bey'le bir tanışıklığı var mı? Onu nereden bileceğim hanımefendi, öyle bir şey diyorsunuz ki bana, ben nereden bileyim? Ne ben ustası? Peki. Araba mı tamir eder? Nasıl? Araba mı tamir eder? Ne ustası Göksal? Yok yok, şey normal açtı. Tekrar atın kendisi onu bana.
Kendisi aşçılık yapıyor. Peki evet, hanımefendi ben daha sonra bağlansam seni isteyeyim. İşte allak bullak oldu. Patronlar çağırıyor. Peki gerek tamam patronlar çağırıyor da ben şunu merak ediyorum. Yani Meral Hanım belki Göksal Bey'le bir tanışıklığı var. Bundan dolayı arabayı alacak kişiyi siz seçildiniz. Evet. Hemen kısa sürede size bu araba devredildi. Bu kadar seri olmasının Meral Hanım'la da bağlantıda olmanızın acaba ortak bir noktası var mı? Bunu merak ediyorum. O kadar şeyi biliyorsanız onlara ulaşın o zaman. Benim bir bağım olmadığı kesin. Peki Göksal Bey'le en son ne zaman görüştünüz? Ben Göksal'la 2-3 günde bir görüşürüm. Sık sık görüştüğünüz bir insan mıdır? Ya sık sık hava atıyor sonra iş günümüzde iş olur bir şey olur. Yönlendiririz. Evli mi? Yönlendiririz. Göksal Bey evli mi peki? Yalan yüzden evli biliyorum. 3 tane kızı var biliyorum. Evli ve 3 tane kızı var. Ailece görüştüğünüz biri mi? Ailece görüşmeyiz. Usta olarak tanıyoruz zaten birbirimizi ama ailelerimiz de birbirimizi tanıyor. Eşini de görmüş, onun eşini de ben görmüşüm. Ya ben açıkça sormak istiyorum. Acaba hani sizin yakın arkadaşınızla o bağlantıdan dolayı bu araba size satılmış olabilir mi? Bu şekilde bana satılmış olsa açıklamayı kendileri yapsın ben derim satılmış diye. Öyle bir şey yok ama. Peki. Öyle bir şey varsa da ben Meral Hanım'la Göksal Bey iyi tanışıyor olabilirler mi? Hanımefendi onu bilmiyorum. İnan ki ben bilmiyorum. Nereden bileyim? Ben Meral Hanım'ı kendim 20 dakika gördüm diyorum noterde. Eşinizin tedirginliği bundan olabilir mi? Nasıl? Eşinizin tedirginliği. Evet. Eşimin tedirginliği bilmiyorum ben. Polis aradı geçen olan tedirgin hayır, olabilir. Hayır. Şimdi ekip arkadaşlarım arıyor diyor ki ya böyle böyle bir kayıp konusu var eşinizin ismi geçiyor dediklerinde. Siz gittiniz mi Kastamonu'ya dediklerinde evet biz beraber gittik diyor. Hani eşiniz Kastamonu'ya beraber gittik yalanı neden söylüyor? Bu konuda kafamızda bir soru işareti var. Bir de bu Göksal Bey'in bu olaylarla Meral Hanım'la bağlantısı nedir? Bunu öğreneceğiz. Şimdi Turan Bey tekrar bağlayacaklar. Göksal Kılıç Parlar kim? Şu kameraya bir geçebilir misin? Çünkü hani çok mantıksız oluyor. Buradayım, buraya dönüyoruz. Hemen. Üç numaradayız. Göksal Bey ile ilgili reklam arasında ihbarlar geldi. Bu ihbarlarda Göksal Kılıç Parlar'ın Antepli biri olduğunu, pide ustası olduğunu, Adana yönünde olduğunu, Adana ile bağlantısı olduğunu söylüyorlar. Göksal Çınarpınar kendisi Adanalı olduğunu ve Meral Hanım'ın da Kılıç Parlar'ın bu kişiyle bağlantısı olduğunu söylüyorlar. 12 Mayıs'ta eşiniz arabayı Turan Mete'ye aslında sadece hani bir internet sitesinde ilanı koyup Turan Bey de o arabayı bulup almıyor. Göksal Bey ile bir bağlantısı var. Evet. Hatta mı Turan Mete? Göksal Kılıç Parlar'da söz hakkını cevap hakkını kullanırsa çok sevinirim. Ben Turan Mete'nin eşinin de yayına bağlanmasını çok rica ediyorum. O da çünkü ilk ekip arkadaşlarımızla yapmış olduğu görüşmede Kastamonu'ya araba satışı için biz kocamla beraber gittik açıklamasını yapıyor. Ardından da Turan Mete de canlı yayında bambaşka bir şey söyledi. Dedi ki yo ben tek başıma gittim. Hatta Meral Hanım poğaçaları kendisine ikram ediyor. Yani bu poğaçayı kime ikram edersin? Arabayı sattığın birine mi ikram edersin? Yoksa bağın olan birine mi ikram edersin? Evet. O yani şeyi... Arabaya sattığın kişiye ne diye poğaça ikram edersin? Çünkü beyefendi dedi ki ben sadece noterde gördüm. Çok da konuşmadık bile. Satış işlemini gerçekleştirdik dedi. Noterde bir 10 dakika gördüğü kişiye nasıl poğaça ikram eder? Arabanın başında konuşuyorlar mı? Arabanın başında yok, onu arabanın görmedim. Başında konuşmuyorlar. Poğaça poşetini arabaya bırakıyor, ruhsatı alıyor, notere gidiyor. Noterde anlaşıyorlar poğaça koyduğunu. Noterdeki hanımefendi kulak misafiri olmuş. O söyledi bize. Hani arabaya poğaça koydum yersiniz dedi ifadesini kullandı. Yersiniz derken iki kişiler. Yersiniz. Yersin. Yersiniz. Yersin mesafeli. Acaba otogara gidiyor, otogardan mı gidiyor? O da mesela bilet satışı var mı bu kişiye? Bilet mi? O da çıkar. Bilet satışı olmuş galiba. Ankara'ya bilet satışı olmuş. Evet. Ankara'ya. Ankaralıyım demiş taksiciye. Ben Ankaralıyım. Ankara'ya gidiyorum. Buraya gezmeye geldim. 6.30'da arabam 18.30'da otogardan arabam hareket edecek diyor. Ve otogara bırakıyor taksici Meral'i. Şimdi bu arada Meral Güler aslında kaçtıktan sonra polis de Turan Mete'nin Meral Hanım'ın kaçışıyla bağlantılı bir isim olduğu için aslında kendisini arıyor. Turan Bey de yayına ilk bağlandığında hani ekranda gördük tesadüf çevremdeki insanlar beni arıyorlar
demişti ama aslında polisten dolayı aile bu konuya vakıf. Evet. Bir de Turan Mete şimdi niye telefonları meşgule atıyor, niye telefonları açmıyor? Aynı şekilde eşi hanımefendi de tüm iletişimi kopartıyor. Bunu da çok merak ediyorum. Aslında sizin bu konuyla hiçbir bağlantınız yoksa tam tersi destek olmanız ve yardımcı olmanız gerekiyor. Ama Turan Mete ve Göksal Kılıçparlar isimli kişinin arkadaşlığı, Meral Hanım'ın da bu Göksal denilen kişiyle bir bağlantısı, bir ilişkisi olabileceği, araba satışının o yüzden Turan Mete'ye yapıldığı yönünde. Burada asıl mevzu aslında bu araba satışıyla beraber Meral Hanım'ın 12 Mayıs tarihinde 2,5 yaşındaki çocuğunu alarak nereye kaçtığını, niçin kaçtığını, bu arabayı niye bu kişilere sattığını ve neden ortadan kaybolduğunu bulmak için önemli. Evet. Sizin derdiniz araba değil. Benim derdim Miraç. 2,5 yaşındaki çocuğunuz. Evet. Eşinizin evden ilk kaçışı mı? Evet. Ya da daha önce bu sosyal medya kullanımı ile ilgili aile içerisinde bir sorun yaşandı mı? Daha önce yaşandı ama biz hani yuva bozulmasın, yıkılmasın diye annesi, babası, benim annem babam birlikte hani barıştırdılar bizi. Daha sonra gayet yine iyi güzeldik. Hiçbir kavgamız olmadı. Eğer yani çok özel değilse açıklamak isterseniz o zaman da mı yine yabancı bir sosyal medya kullanıcısıyla tanışıklık yapıp onunla iletişim kuruyordu? O biraz daha farklı. Onu konuşmak şey istemiyorsunuz. Evet. O çok daha farklı bir konu. Ama en azından sosyal medyada ilk kez böyle bir şey yapıyor. Kaç yıl önce olmuştu bu olay? Geçen yıl. Geçen yıl olmuştu. Temmuz ayında, Kurban Bayramı'ndan sonra. Ondan sonra eşinize güven probleminiz oldu mu? Güven problemi zaten kayboldu. Hiç hep güven vardı. Yani güven problemi yoktu eşime karşı. Hayır, mesela daha önce de böyle bir aşırı telefon kullanımından dolayı bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ve bir sorun oluyor. Aile içerisinde siz affediyorsunuz, sorunu çözüyorsunuz. Evet. Ama eşinizle ondan sonraki ilişkinizde güven problemi yaşandı mı? Yaşandı. Güven problemi yaşanmadı. Yani hani şey dersin ya, ya bundan sonra telefonu şimdi eline Meral'in alma. Meral'in bir huyu vardı. Meral arkadaş ortamına ve kandırılmaya çok meyilli. Meral evden derdi Cihan ben annemlere gidiyorum. Ama Meral evden giderdi annesi gibi değil başka yerde. Biraz otururdu arkadaşlarıyla ya da bilmiyorum nerelerde gelirdi. Yani o konuda güven problemi. Yani biz güvenmiyorduk. Ya aslında hep diyorduk Meral nereye gidiyorsan oraya söyle net ol. Şimdi hani bu söyleyeceğim de yanlış anlamayın ama eşinizin ilk kez yaptığı bir davranış değil. Evet. Aslında beklediğiniz ve beklenebilecek bir davranış. Hani o ilk başta saf, enabıza bile giremeyen kişi, hiçbir şeyi yapamayan, kendi işlerini halledemeyen kişi arkadan birçok film fırıldak. Evet. Deriz ona yani bir şeyler çevirebiliyor. Bir güven problemi var. Bu arada ekip arkadaşlarım şimdi bir görüntü ekrana getirdim. Bu ekranda değil ben görüyorum. Göksal Kılıçparlar kişinin sosyal medya hesabıyla eşinizin sosyal medya hesabı ortak bir canlı yayın yapıyor. Evet. Evet. Burada beyefendi gerçekten de pide ustası. Yani pide yaparken eşiniz de onun canlı yayınına katılıyor. Yani Göksal'la demek ki Meral'in iyi ve önemli bir bağlantısı var. Bu kişinin ortak bir bağlantısı var. Görüntülerde de bu yayının ne zaman ait olduğunu bilmiyorum ama dediğim gibi hiçbir şey tesadüf değil. O zaman arabayı şimdi satın alan aradığımız kişi Göksal Kılıçparlar şu an telefon hattında. Göksal Bey. Efendim. Merhaba. Meral Güler merhaba. Yanınızda mı? Hayır. 12 Mayıs tarihinde Meral Güler 2,5 yaşındaki çocuğunu alarak evet. Kastamonu'ndaki evinden sizin yanınıza gelmek üzere mi ayrıldı? Hayır. 12 Mayıs tarihinden sonra Meral Güler'le hiç herhangi bir şehirde bir arada bulundunuz mu? Hayır. Meral Güler'i 12 Mayıs tarihinden bu süre içerisinde hiç kendisiyle fiziksel anlamda yan yana geldiniz mi? Hayır, sadece biz Instagram'dan sadece şey yaptık. Bir iki sefer ben normalde bir şey yapmıştım. Ondan sonra da geri baktım evli olduğunu bilince ondan sonra geri vazgeçtim.
Onu hepsi bu. Başka da bir 12 Mayıs tarihinden sonra Meral Hanım'la hiçbir görüşmeniz oldu mu? Hayır. Sosyal medya üzerinden yazışmanız oldu mu? Sosyal medya işte sadece dediğim gibi. En son kendisiyle ne zaman görüştünüz? Vallahi ne kadar var. Bayağı oldu ya. Bayağı oldu. Turan evet. Bite sizin neyiniz oluyor? Yakınlık dereceniz nedir? Arkadaşım benim. Aynı meslektaşız. Turan Bey aslında sizin hani samimi olduğunuz, iki günde bir görüştüğünüzü söyledi. Evet, görüşüyoruz sık devamlı. O bana iş buluyor, ben ona iş buluyorum. Sık sık görüşür müsünüz kendisiyle? Evet. Meral Hanım'ın arabayı satacağı kişiyi Turan Bey siz mi buldunuz? Anlamadım. Meral Hanım'ın arabayı satacağı kişiyi siz mi buldunuz? Hayır. Turan Bey sizin Meral Güler'le arkadaş olduğunuzu biliyor muydu? Hayır. Sizin görüştüğünüzden haberi var mıydı? Turan'ın mı? Evet. Hayır. Şimdi iki günde bir görüştüğünüz insan sizin en yakınlarınızdan biridir. Yani iş olabilir. Tamam da yani öyle şeylere yani bilmiyorum ben. Göksal Bey evli olduğunu bilince bıraktım dediniz canlı yayınları. Ne fark eder? Yani sosyal medyada hiç görmediğiniz, bilmediğiniz kişinin evli ya da bekar olması sizi niye ilgilendiriyor eğer bir yakın ilişki yoksa? Ben şu an ayrı olduğum için ben ileri doğru ciddi düşündüğüm için... Evli misiniz? Ben ayrıyım şu an eşimden. Şöyle söyleyeyim, evliliğiniz devam ediyor mu? Yok, şu an ayrıyım. Beyefendi, resmi olarak boşandınız mı? Evet. Resmi olarak boşandınız. Eşiniz kendi eski soyadını aldı değil mi? Evet. Siz bekar bir adamsınız. Evet. Meral Hanım'la hangi tarihler içerisinde görüştünüz? Kaç ay arkadaşlık yaptınız yani yazıştınız? Lan fazla sürmedi ya. Ne kadar hangi tarihler olduğunu söyler misiniz lütfen? Vallahi ikinci ay mı üçüncü ay mı o civarlarda. En son görüşme tarihiniz nedir? En son görüşme tarihim. Vallahi şu an hatırlamıyorum da. Dediğim gibi sadece fazla bir görüşmemiz olmadı. O evde olduğunu söyleyince ben geri şey yapmadım bile. Peki. 12 Mayıs tarihinde Meral Hanım Turan Bey'i buluyor ve arabayı evet. Kaçacağı gün ona devrediyor. Sizi arayıp Göksal bana yardımcı ol. Ben bu arabayı devredeceğim. Alacak biri var mı diye etrafında sordu mu? Anlamadım. Göksal, ben arabayı satıyorum uygun fiyata. Çevrenden bir araba almak ister mi diye size sordu mu? Ben o kadar samimi olmadım ki. Onun için ona bir şey yapamam yani. Ya beyefendi, samimi olmadığın kişiye zaten arabanı satabilirsin. Arabayı satmak için samimi olmaya gerek yok. Tamam. Sadece problem ne biliyor musunuz? Hiç tanımadığınız biriyle bu canlı yayınlara katılmak aslında samimiyet istiyor. Evet. Araba satmak için samimi olmaya gerek yok. Evimi satarken kankayız diye mi satıyorum? Ben açıkça bak Göksal Bey siz ağzınızda gevelemeyin lafı. Ben de size açıkça soruyorum. Meral Hanım sizin için mi evden kaçtı? Hayır. 2,5 yaşındaki çocuğuyla sizin yanınızda mı? Hayır. Şu anda hangi şehir? Buyurun gelin. Hangi şehirdesiniz şu anda? İzmir'deyim ben İzmir'deyim. İzmir'desiniz. Gelebilir miyim evet. Yanınıza? Tabii ne demek? Peki şu bağlantıyı bana söyler misiniz? Meral Hanım yani Turan Mete'yi sizin iki günde bir görüştüğünüz en yakın arkadaşınızı nasıl buldu? Onu sormadın kendisine. Ben size soruyorum. Bilmiyorum ben onu. Onu ben bilemem yani. Sadece olabilir de o zaten belki arabayı alıyorsa çünkü bütün her şey araba satın alma verme her türlü şeyden olur. Beyefendi şimdi sen Turan'la kankasın. Turan diyor ki ben bir araba buldum Kastamonu'ya gidiyorum dedi mi? Erkeklerin arasında bu muhabbet var. Evet dediyse ben de diyorum ki bak o araba da alıyor araba satıyor. Beyefendi onu, Turan sana ben bir araba buldum şahane fiyata bu dönemde hem de uygun fiyata Kastamonu'ya gidiyorum dedi mi demedi mi? Kastamonu'ya? Gidiyorum ben dedi. Araba almaya dedi mi? Aynen. Zaten diyordu bana ben araba arıyorum diye. Ama nerede olursa olsun ucuz yolu da bulabilsem alırım diyordu bana. Siz Turan'ın Kastamonu'ya geldiği günü biliyor musunuz? Kastamonu'ya geldiği günü? Biliyorsunuz. Vallahi
Meral'le görüşeceğini de biliyorsunuz. Arabayı Meral'in Turan'a sattığını da biliyorsunuz. Hayır. Ya ben bak sana bir şey söylüyorum. Diyorum ki gelin buyurun. Hangi semttesiniz İzmir'de? Altındağ, Bornova, Altındağ. Gelin buyurun. Bornova, Altındağ'dasınız. Peki evet. Bakın Turan evet. Kastamonu'ya araba almaya gidiyor. Ve siz bunu biliyorsunuz. Arabayı da Meral'den alıyor. Evet. Efendim? Aracı olan sizsiniz. Aracı olan. Evet. Ya satmış olabilir, almış olabilir. Yani ben demek ki yani benimle ne alakası var şimdi bunun? Çok alakası var çünkü 12 Mayıs tarihinden önce Meral Hanım bu arabayı satmak için Turan'la görüşüyorsa bu da ne demek oluyor biliyor musunuz? Meral Hanım'ın hala sizinle görüştüğünü gösteriyor. Görüştüğünü görüyorsa buyurun gelin benim evime. Beyefendi. Buyurun. Ha, buyurun. Beyefendi. 13 Mayıs'ta Meral İzmir Bornova'da sizin bulunduğunuz yerde hastanede muayene oluyor. Şu anda sizin olduğunuz yerde. Ben de nasıl sizin ki, yanınızda buyurun. Değil o zaman? O zaman buyurun gelin benimle. Beyefendi. Meral fiziksel olarak yanında olmayabilir. Bak, bir dakika ama durun bir dakika ben bir şey söyleyeyim. Aynı bir yerde. Söyleyeyim. Tabii. Buyurun hepiniz gelin. Karakol da gelsin, polis de gelsin. Benim elimde bir şeyin çıkarabilirseniz. Ve birisi benimle beraber birisi görmüşse o zaman ne gerekiyorsa yapalım. Beyefendi, Meral sizin bulunduğunuz yerde hastanede tedavi oluyor. Yani bu nasıl bir tezahüf olabilir ki? Niye başka yerde değil? Ankara'ya gidiyor, niye Ankara'da muayene olmuyor? Niye i̇şte Ankara'da onu, test vermiyor? Ankara'ya gidiyor Meral. Ankara'ya bilet alıyor. Araba, şimdi... Neden şu anda İzmir'de çıkıyor? Göksel Bey. Efendim. Arabayı sizin en yakın arkadaşınıza satıyor. Ne değil mi? Evet. Beni dinliyor musunuz? Ya ben şu an çok işim var. Bir dakika. Var ya, bir şimdi bak Turan Bey de sizi sorduğunda bir anda patron çağırdı onu da. Bir yok, dakika. Patron çağırmadı. Ben dediğim gibi bak. Abicim tek tek gidebilir miyiz? Bakın. Siz sosyal medyadan Meral Hanım'la tanışıyorsunuz. Evden kaçacağı gün arabayı sizin en yakın arkadaşınıza satıyor. Evden kaçıyor, İzmir Bornova'da Covid testi yaptırıyor. Ya bunlar rastlantı olabilir mi? Ya neden olmaz? Çünkü eğer o evde kaçtıysa, yani benimle ne alakası var bunun? Öyle bir şey olsa ben burada ne işim var? Ben burada neden İzmir'e bilet almıyor da Ankara'ya bilet alıyor? İşte ve neden İzmir'deki onu... hastanede bulunuyor? Tamam onu bulun kendisine söyleyin. Kendisi sizin yanınızda. Bundan %100 eminiz. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Yani iki tane adam var. Bir anda ortadan kaybolan araba satışı var. Kadın ortada yok. Ya bu kadının başına bir şey mi geldi Göksel Bey? Ben de diyorum ki o eğer orada çıkarsa buyurun gelin. Mesela Göksel Bey arkadaşınız vergi borçları olduğunu söylüyor. 2-3 gün sonra devir yapıyor eşine. Siz de dediniz ki o araba alıp satar sürekli. Kendiyle çelişmiş olmuyor mu? Sürekli dediğim de yani o sanki şey kaç değil. Kaç tane yani, araba alıp sattı? En son bildiğim bir tanesi vardı onu sattım dedi bana. Benimki de daha önce vardı ben de sattım. Bayağı oldu benimki de geçti. Kardeşimden almıştım ben onu. Her neyse dediğim gibi. Sık sık araba mı alıp satarsınız? Aşırı derece satım. Benim ömrüm boyunca bir tane sattım da. Onu boş verin de siz. Ben de diyorum ki size. Buyurun. Benim yanımda, ben öyle bir şey olsa, benim yanımda olsa ben burada İzmir'de benim ne işim var? Doğru İzmir'de mu? Sizin ne işiniz değil? Sizin ekmeğiniz İzmir'de değil mi? Tamam ekmeğim İzmir'de. Ben İzmir'de çalışıyorum, ediyorum. Tamam. Öyle bir şey olsa, benim yanımda olsa benim burada... ben hiç durmam İzmir'den. Peki, yani niye durmazsınız canım? Meral arabayı en yakın arkadaşınıza sattı diye o zaman hemen arabayı getirin, verin bize. Ben şunu merak ediyorum. Meral Hanım şu anda bu yayından sonra fiziksel olarak sizin yanınızda olmayabilir. Ama Meral Hanım bu kaçışta sizin ve Turan Bey'in parmağı olduğuna ben bu benim şahsi kanaatim, kişisel fikrim. Buna adımın Esra olduğu gibi eminim. Ben de o zaman diyorum ki adımın Esra gibi olduğunu biliyorsan gel evet. Buyurun gelin. Ondan peki. Sonra benim yanımda ve herhangi bir şey olursa benim yanımda çıkarsa o zaman şey... O zaman sözünüz sözse ekip arkadaşlarım bugünden yola çıkıyorlar.
Yarın İzmir'de, Bornova'da sizin yanınızda olacaklar. Tamam. Beyefendi. Ben Turan Bey'in de, Turan Bey'in eşinin de yayına katılmasını çok istiyorum. Yarın Bornova'dan yapacağımız olan canlı yayında. Buyurun sorunuzu sorun. Buyurun, beyefendi, Meral arkadaşınız sizin evli olduğunuzu söyledi. Ama mesela çocuğunuzu boşandım. Meral sizin yanınızda kalabilir. Kesinlikle Meral'in peşinde değiliz. Çocuğumuzu bize verin. Meral'le yaşamaya devam edin. Aa, ben, kesinlikle ben gelip... Öyle. Ekiple yok, yok. Gelip ben çocuğumu almak istiyorum. Bize, benim çocuğumuzu bize teslim edin. Ben ekiple gelip sizden almak istiyorum. Bakın bize her türlü yolu denettirmeyin. Aramıyorsunuz. Bak, biz savcılığa her gün haber verdik. Bak, bizim çocuğumuzu verin. Siz tamam, Meral'le yaşamaya devam edin. Biz Meral'in peşinde değiliz. O sizi seçtiyse siz de kalsın. Ama bak, çocuğumuzu size bırakmayız kesinlikle. Ben de diyorum ki... Ben son diyorum nefesime ki, kadar o çocuğun peşindeyim. Her yolu diyorsunuz ya. İstediğiniz yolu deneyin de ben de diyorum ki sana benim yanımda bulabilirsiniz. Benim de yanımda bir şeyiniz varsa gelin buyurun. Peki Göksel Bey, Meral Hanım bekar olsa onunla evlenmeyi düşünür müydünüz? Bekar olsa ya olursa neden ama fark etmez, kısmettir, her yerde bulur. Ya hayır, bekar olursa Meral Hanım sizin için ideal eş olabilir. Evliyse birlikte olamazsınız ama şimdi Cihan Bey siz bunu söyleyin, Meral Hanım'a da çağrıda bulunalım. Hani çocukla beraber saklandığı yerden bir an önce ortaya çıksın. Evet, çocukla sizin beraber. Sizin niyetiniz anlaşmalı, boşanmak. Evet. Tek celsede. Evet, ben boşanmak istiyorum, sadece oğlumun velayetini de almak istiyorum Miracım. Bir şey söyleyeyim. Tabii annem. Siz kızınıza seslenin. Kızım Meral, bak bizi duyuyorsan kızım, çık ortaya. Çocuğun birini bıraktın, birini getirdin. Ondan çocuğumuzu nasıl ondan ayrıldın? Bak bir gün evvelsi çık, ben buradayım, sağın anne böyle ben buradayım diye. Hangi yolu seçiyorsan onu yaparız kızım. Sonuna da kadar arkandayım. Eğer... benim yanımda kalmak istiyorsan benimle kal. Çocuğu ver. Gel çocuğunu ver. Kızım ne yapmak istiyorsan bir gün evvelsi anne ben buradayım diye. Peki. Söyle, Meral Güler'i arıyoruz. Gel Şener teyze. Meral gel, kesinlikle buyurun. İki kardeş ayırmaya hakkın yok. Onu bize vereceksin. Meral Güler bir an önce bakın. Yani arabayı devrettiğiniz kişi, yakın arkadaşı Göksal'la bağlantılarınız bir an önce ortaya çıkarsanız eşiniz sizden de ayrılmak istiyor. Çocuğu evet. Görmek istiyor. Siz bir teşkilatı kurun, bir organizasyon yapın. Biz yarın zaten İzmir'de olacağız. Hani bu iş bitsin, sizin de kafanızdaki soru işaretleri gitsin. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun.